Tekrar. İyi akşamlar. Hayırlısı olsun. Kahve içer misiniz? Ben almayayım. Bilge sen? Yok yok, ben de istemiyorum. Teşekkürler. Faturayı şirkete gönderirsiniz Musa Bey. Hay Erhan Bey. Ne diyorsun? Ya bence güzel geçti. İyi akşamlar. Buyurun. Ben biraz önceki hareketim yüzünden özür dilemek istedim. Bir an boşluğuma geldi. Kusura bakmayın. Tamam. Kabul edildi. İyi geceler. Tamam. Pek iyi bir tanışma olmadı da hangisi olur diye düşünüyorum. Mert Pekcan, ben mimarım. Bilge bende. Memnun oldum. Erhan. Abi, memnun oldum. Kusura bakmayın tekrar. İyi akşamlar. Ver bakayım. Kimmiş? Mert Pekcan. İç mimarmış. Başarılı birine benziyor. Ne yapıyorsun Erhan? Adamı mı araştırıyorsun? İnterneti bulan insanları sen sürekli birilerini araştır diye bulduklarını zannetmiyorum. Bence tam olarak bunun için bulmuşlar. Sendeki mesleki deformasyon biliyorsun değil mi? Yani sürekli birilerini araştıramazsın. Yalnız iyi işler yapmış. Tipi de hiç göstermiyor. Baksana. Bön bakıyorsun, alsana şunları. Ay Allah'ım, şapşalına denk geldik. Şapşal. Evet. Merhaba İstanbul. Gel. Her şey yolunda mı? Değil ya. Vallahi değil. Geçmiş bazen hiç bırakmıyor insanın peşini. Hep yeni bir şeyin içindeyken bile mi? Yani işte geçmişin gölgesi bugüne düştüğünde hiç iyi olmuyor. Belki en güçlümüz bile incinmekten korkuyoruz. Tam da o korku yüzünden o geçmiş denilen şey bir türlü geçmiyordur. Mesela şu an işten bahsediyor olsak derdim ki, benim tanıdığım Arat asla yılmaz. Saati bir dakika bile durmaz. Kalbinin yerini hatırlayınca ayarları şaşmıştır belki.